biz her seçimde büyük bir memnuniyetle seçimleri takip etmek isteyen yabancı gözlemcileri buraya davet ederiz. AGİT'ten misafirlerimiz olur. Bu sefer Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi'nden misafirlerimiz oldu. Onlar 22 kişilik bir heyetle çeşitli illerde bu çalışmaları takip ettiler. İlk yayınladıkları raporda kendilerine sunulan erişim imkanından memnuniyetlerini dile getirdiler. Seçime katılım oranından, Türk halkının demokrasiye bağlılığından övgüyle ve takdirle söz ettiler. Fakat tabii her seçimden sonra oluyor. Bu yabancı gözlemciler kendi görev sahalarını maalesef Avrupa'nın içerisinde tutarlı bir şekilde değerlendirirken Avrupa dışına çıkıp da seçimleri gözlemledikleri zaman görev tanımlarını çok fazla geniş tutuyorlar. Tanımın dışına çıkıyorlar. Ve bir takım spekülatif bazı partilerden duydukları yorumları resmi görüş gibi aktarabiliyorlar. Bu sefer de maalesef böyle oldu. Bütün bu takdirlerin yanı sıra durduk yere Yüksek Seçim Kurulu'nun görevini tam olarak yapması sağlanmalıdır gibisinden bir açıklama yapıldı. Tabii Yüksek Seçim Kurulu yüksek bir kapasiteye ve tecrübeye sahip bir kurum. Aslında dünyadaki seçimleri yöneten kurumları incelediğimizde dünyadaki pek çok kuruma örnek olarak gösterebileceğimiz bir kurum. Her seçimden sonra Amerika'daki seçimlerden tutun Avrupa'daki seçimlere kadar liberal demokrasilerin çoğunda seçim sistemleri, seçimleri yöneten kurumların eksiklikleriyle ilgili tartışmalar yapılıyor. Aslına baktığımızda Yüksek Seçim Kurulu'nun orada eksiklik olarak görülen hususları giderme açısından aslında son derece donanımlı olduğu görülüyor. Bu sebeple Yüksek Seçim Kurulu'nun görevini tam olarak yapması devletimizin gücüdür, milletimizin gücüdür, demokrasimizin gücünü gösterir. Netice itibariyle iki görevi vardır. Biri seçimi yönetmek, ikincisi de yargı mekanizması olarak seçimden sonraki itirazlara nihai karar merci olarak karar vermek. Şimdi yine seçim sürecinin bir parçası olan itiraz süreci devam etmektedir. Bu süreci aslında Batı'nın pek çok demokrasisinde gayet olağan karşılanan bu süreci maalesef bazı grupların, bazı odakların sanki olağanüstü bir durum varmış gibi algılatmaya çalıştığını görüyoruz. Bu tabii yanlış bir tutumdur. Gayet olağan bir durumdur. Türkiye'de her seçimden sonra siyasi partiler itiraz ederler ve bu itirazlar neticesinde de bir tablo ortaya çıkar. Sonucu Yüksek Seçim Kurulu belirler. Der ki şu aday şu kadar oy aldı, bu aday bu kadar oy aldı. Partilerin oylarını belirler ve hepimiz de buna saygı duyarız. Türkiye seçim yapabilen, seçimi güçlü bir şekilde yapabilen bir ülke. Yüksek Seçim Kurulu'nun bu konudaki kapasitesine hepimiz güveniyoruz. Ve Yüksek Seçim Kurulu'nun itibarını korumayı da bütün siyasi partiler kendilerine görev edinmelidirler. Demokrasimizin gücü konusunda, vatandaşımızın sandığa iradesinin yansıması konusunda herhangi bir şüphe olmamalıdır. Şimdi itiraz süreci niçin yapılıyor? Cumhuriyet Halk Partisi maalesef diyor ki sürekli olarak sayım yapılsa bile aradaki fark kapanmayacak. Bizim elimizdeki veriler böyle diyor. Peki sayım yapılsa bile aradaki fark kapanmayacak gibisinden bir teze sahipseniz sayım yapılmasından niye rahatsız oluyorsunuz? Bırakın sayım yapılsın. Sonuç olarak tek bir vatandaşımızın oyu bile zayi olmasın. Demokrasi her hal ve şart altında vatandaşın kazandığı rejimdir. Kaybeden partiler, kazanan partiler, kaybeden adaylar, kazanan adaylar olabilir. Ama her hal ve şart altında demokratik rejimde vatandaşımız kazanır, milletimiz kazanır, hiç kimse kaybetmez. Biz zaten seçimden yüksek oranda, %45'e yakın olarak, küsuratları yuvarlayarak söylediğimizde AK Parti'nin birinci olduğu, %52'ye yakın Cumhur İttifakı'nın birinci olduğu bir sonuçla çıkmışız. Güçlü bir zafere imza atmışız. Ve netice itibariyle herhangi bir olağanüstü durum olarak algılamıyoruz bu meseleyi. Vatandaşımızın tek bir oyu bile zayi olmasın, sonuç ortaya çıksın. Dolayısıyla soğukkanlı bir şekilde meseleyi yürütmek lazım. Bunu böyle partiler arası, partilerin tabanlarını oluşturan vatandaşlarımız arasında bir kavga, bir stres, bir gerilim alanı haline getirmemek lazım. Vatandaşlarımız müşteri olsunlar, kimse kimseye kem gözle bakmasın. Adlarımız farklı olabilir, partilerimizin adları farklı olabilir ama hepimizin soyadı Türkiye Cumhuriyeti'dir. Dolayısıyla seçimlerden güçlü bir şekilde çıktık. Seçim sonuçlarında Yüksek Seçim Kurulu yayınladığı zaman sonuç olarak kazanan demokrasimiz olacak, vatandaşımız olacak. Şimdi gördüğünüz gibi bazı yerlerde bizim heba olmuş oyumuz kayda geçiyor. Bazı yerlerde diğer partilerin heba olmuş oyları kayda geçiyor. Aslında bunu herkesin saygı duyması gerekir. Biz bu süreci başlattığımız için de diğer partilerdeki vatandaşlarımızın da haklarını korumuş oluyoruz. Çünkü orada
yargı gözetiminde yapılan, Yüksek Seçim Kurulu gözetiminde, il seçim kurulları, ilçe seçim kurulları gözetiminde yapılan sayımlar aynı zamanda bütün parti temsilcilerinin önünde yapılıyor. Yani sanki öyle açıklamalar yapılıyor ki sanki bu sayımı sadece AK Parti yapıyormuş, sadece AK Parti temsilcisi oradaymış gibi. Gerekirse kamerayla da yayınlanabilir dedik. Bazı yerlerde yayınlanıyor. Bunu karşımızdakiler, Cumhuriyet Halk Partisi'nin İstanbul adayı sürekli olarak bu sürece bir güvensizlik doğuracak şekilde açıklamalar yaparken biz bu kamera konusunu gündeme getirdiğimizde siz bunu niye gündeme getiriyorsunuz? Vatandaşa güvenmiyor musunuz? AK Parti temsilcisine, diğer siyasi parti temsilcilerine güvenmiyor musunuz diyorlar. Biz bunu şunun için söylüyoruz. Birisi yürütülen süreçle ilgili bir şüphe, bir spekülasyon ortaya koyduğu zaman bizim bu konuda herhangi çekinecek hiçbir şeyimiz yok. Hemen diyoruz ki gelin şeffaflaşmayı sağlayacak en üst tedbirleri alalım, en üst kriterleri uygulamaya koyalım. Dolayısıyla gayet olağan bir süreç yürüyor. Bu süreci akamete uğratıp da sürekli bir mazbata fetişizmi temelinde söylem üretmeye gerek yok. Memleket bu mazbata fetişizmiyle yeni tanışıyor. Böyle bir şey yok. Önemli olan vatandaşın iradesidir. Vatandaşın iradesinin ortaya çıkmasıdır. Partilerimizin adları farklı, hepimizin soyadı Türkiye Cumhuriyeti. Yetki, Yüksek Seçim Kurulu karar verecek, şu aday kazanmıştır diyecek. Yetkisini alacak, o aday hepimiz de hangi partiden olursa olsun vatandaşımızın iradesini saygıyla selamlayacağız. Vatandaşımız bu talimatı vermiştir. Bundan sonra hizmetler bu şekilde yürütülecek diyeceğiz. Yani büyük resimde Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye dirayetli bir şekilde yürütülmeye devam edecek. Bütün bu meselelerin Yüksek Seçim Kurulu'nun önceden ürettiği kararlara uygun olup olmadığı, içtihatlara uygun olup olmadığına bakmak lazım. Yani şöyle bir şey yok. Yüksek Seçim Kurulu bütün illerde AK Parti'nin kararlarına olumlu cevap veriyor. Ya da bütün illerde muhalefetin kararlarına, taleplerine olumsuz cevap veriyor gibisinden bir şey yok. Ben kendim biliyorum pek çok ilde, pek çok ilçede bizim arkadaşlarımızın yaptığı başvuruların reddedildiğini. Yani dolayısıyla bununla ilgili ayrıntılı bir liste verebiliriz. Bununla ilgili spekülasyona gerek yok. Ama şöyle bir şey yapıyorlar. Herhangi bir yerde AK Parti'nin haklı bir talebi kabul edildi. Bir yerde muhalefetin herhangi bir talebi kabul edilmedi. AK Parti'nin her talebi kabul edildi. Bizim hiçbir talebimiz kabul edilmiyor gibisinden bir yaklaşım üretiyor. Öyle değil. Onların taleplerinin kabul edildiği yerler var. Bizlerin taleplerinin reddedildiği yerler de var. Dolayısıyla burada önemli olan ölçü nedir? Bizim ya da onların taleplerinin kabul edilip edilmemesi değildir. Yüksek Seçim Kurulu'nun verdiği kararların hukuki prensiplere ve şimdiye kadarki yerleşikleşmiş içtihatlara uygun olup olmadığıdır. Yani teknik olarak nedir diye, ama gördüğünüz gibi fark azalıyor. Burada bazı yerlerde bizim lehimize de çıkabiliyor. Başka bir partinin lehine de çıkabiliyor ama totalde farkın azaldığı, vatandaşın iradesinin sandığa tam yansıdığı bir durumda karşı karşıyayız. Arkadaşlar, yabancı basın mensuplarını bekletmeyeyim. Sizin sorularınıza gün içerisinde yine cevap veririm. Çok teşekkür ediyorum hepinize. Sağ olun.